bahsettiğin turnuvalar, hatta 2004'ten beri ben takımın içerisinde olma şerefinde bulundum daha üniversitedeyken. 2004 ve 2005'teki hazırlık kamplarında da takımla birlikteydim. Okul başlama tarihi geldiğinde son 12'ye kalmadan okula döndüm ben. O yüzden açıkçası bizim hazırlık dönemlerimiz bayağı standarttı. Yani bu da Tayyip için felsefesinde olan bir şey. Takımda bazen tabii ki isimler değişiyordu ama hazırlığımız genelde İstanbul'da başlayıp kısa birkaç antrenmandan sonra Bormio'ya gidiyorduk. Klasik. Orada uzun bir kamp dönemi, kondisyon yüklemesi, hazırlık maçları. Ondan sonra bir takım turnuvalar oynayıp büyük turnuvalara öyle hazırlanıyorduk. Bahsettiğin 2007, 2009, 2010. Esasında bunların hepsi aşağı yukarı aynı geçti diyebilirim. Tanyavuç esasında oyuncularla kişisel olarak ya da benimle kişisel olarak hiçbir zaman fazla derine indiğini söyleyemeyeceğim ama genel anlamda takımın üzerinde büyük bir otoritesi vardı. Tabii ki kendisi büyük bir antrenör, geçmişiyle duruşu olan bir antrenör. Herkesin takımın en gencinden en tecrübelisine kadar kendisine büyük bir saygısı vardı. Bu tabii ki bir koç için çok önemli bir şey. Bir koç sahaya girdiği zaman kendini hissettirmeli, otoritesini hissettirmeli. Duruşuyla, varlığıyla. Tabii ki de Tanyavuç bunu fazlasıyla dolduruyordu. Bu bir kere bir başlangıç olarak bunu bir kenara koyalım. Ve her zaman takımın en gencinden, en tecrübelisine eşit davranmaya çalıştığını kabul etmek lazım. Hazırlık döneminden itibaren. Hatta bir takım denemeleri de oldu. Belki bazıları çok başarılıydı, başarısızdı. Yurt dışında olan değişik birkaç eski Türk oyuncuları bulup, genç oyuncuları olup onlara yatırım yaptı, denedi, olmadı, oldukları çıktı. Fakat her zaman herkese bir şans vermeye çalıştı. Altyapının da takibini iyi yaptı. Benim de takıma girişim biraz böyle oldu. Tabii ki altyapılarda flash bir isimdim ben o zamanlar. Tabii ki Tayyavuç beni oradan tanıyordu. Ve bana o gerekli şansı verdi açıkçası. O zaman böyle bir ortamda takımda NBA oyuncuların olduğu, önemli Euroleague oyuncuların olduğu, şu anki dönemle karşılaştırırsak belki birazcık farklı bir durum. Karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum. Orada bizde önemli NBA oyuncuları vardı. Euroleague'de çok dakika alan oyuncular vardı. Kendi takımlarında rol alan oyuncular vardı. Böyle bir ortamda o herkese eşit şans vermeye çalıştı. Ve bu tabii ki takımın özgüvenine çok yansıyordu. Özellikle genç oyunculara. Bu şansı iyi kullananlar oldu. Kullanmayanlar oldu. O dönem ben, Ender bu şansı zaman zaman iyi kullandık ve önemli dakikalarda, önemli rollerde ağırlığımızı ortaya koyma şansı bulunduk. Tabii ki Kerem Tunçeri daha tecrübeliydi o zamanlar, kariyerliydi. O zaten o rolünü dolduruyordu. Bugüne göre biraz farklı görüyorum ben o zamanki milli takımı. Evet, yani bunun doğru bir cevabı var mı yok mu bilmiyorum. Yoruma çok açık bir soru. Bazen takım aynı da olabilirdi. 2006 Japonya kadrosunu 2007 İspanya'ya götürseydik belki sonuç gene böyle olabilirdi. Çok da iyi olabilirdi. Bunu gerçekten bilemeyiz. Bazen teknik detaylarla açıklanması imkansız fenomenler oluyor hayatta. O günkü hava, o günkü atmosfer bir kereye mahsus olabiliyor. Ya da dediğin gibi 2007'de NBA oyuncularımız katıldı. Beklentiler belki arttı. Ama aynı zamanda 2006'nın kimyası da kesinlikle bozuldu. Bambaşka bir takım oldu. Bunu negatif anlamda söylemiyorum. O kimya başka bir kimyadı. Ve 2007'de bu tutmadı. Yani bunu nasıl açıklarız? Gerçekten zor. Tabii ki egolar takıma girince bazı şeyler değişiyor.
2006'daki genç oyuncular müthiş bir özgüvenle, müthiş bir sorumluluk duygusuyla oynadılar. Çünkü böyle bir rolle oynamaya büyük bir alan vardı. 2007'de belki bu böyle değildi. Birçok faktör olabilir. Oyuncuların arasındaki kişisel ilişkilerden tutun, saha içindeki harmoni, teknik anlamdaki harmoni olsun. Ya da belki bir takım her maçın gidişatı da farklı. O 2006'daki Japonya'daki atmosferi bulamadığımız kesindi 2007'de ve bizim de çok hiç hoşumuza gitmeyen bir şekilde kaybederek bitirdiğimiz bir turnuvaydı 2007. Çok dengeli bir takımdı. Takım kimyası başından beri, belki hazırlık döneminden beri takımın özgüveni çok yüksekti. Turnuvaya da iyi başlayınca, özellikle yanılmıyorsam Litvanya ile başladık. Litvanya tabii ki bir ekol. Onları tatmin edici bir şekilde yenerek başlamak da tabii var olan özgüvenimize başka bir özgüven kattı. Ve şunu da belirtmeliyim, artık 2009 dönemlerinde bu 2004'te Tanjevic ile başlayan belli bir çekirdek kadro ve üzerine eklenen üç ufak tefek oynanan taşlar artık 2009 döneminde iyice oturmaya başladı. Bunu da tabii oyuncular biliyorlar, rollerini sahipleniyorlar. Roller de birazcık açık olunca bazı şeyler daha da kolaylaşıyor. Sanırım 2009'da herkes rolünü biliyordu ve benimsedi rolünü. Ve yaptığımız iyi bir Litvanya başlangıcıyla daha sonra da tatmin edici Bulgaristan ve Polonya galibiyetleri takımın özgüvenine çok faydalı oldular. Açıkçası yani o turnuvada biz çıktığımız her maçı yeneceğiz havasında çıktık. Yani böyle bir özgüvendeydik. Ki nitekim her maçı aşağı yukarı sonuna kadar çok iyi oynadık. Evet. 2000, aynen 2006'da da Ender'le başroldeydik. Özellikle onun son şutu. Fuali kaçırıp atması. Şöyle orada esasında yani üçlüye gidelim, ikiyle gidelim diye bir şey yoktu. Ender çok müsait bir pozisyondaydı. Ben de onu herkesin izlediği gibi izliyordum. Yani turnikeyi bırakıyordu. Son anda çıkardı. Çok güzel bir pastı açıkçası. Bence yani o seçimi doğru mu yanlış mı diye tabii ki yorumlanabilir girmedikten sonra ama sonuçta boş bir şut attık. Benim adamım galiba Lahbar Ender'e yardıma gitti. Bomboş bir şut attım ve yanılmıyorsam o turnuvada üçlük yüzdesi en yüksek oyunculardan oyuncu olabilirdim. Bir kere Kaan Kural öyle bir yorum yapmıştı, ondan biliyorum. Yani yanlış bir şut değildi. İyi de gitti. Elimden de iyi çıktı. O şutu gene bugün de olsa aynı bu öyle atardım. Girerdi, girmezdi. Başka bir konu ama sonuçta orada öyle bir seçim yaptı Ender. Biz Ender'le 10 yaşından beri takım arkadaşıyız. Aramızda öyle bir güven de var tabii. Efes altyapısından doğan. O yüzden açıkçası ben onu potaya atacağını düşünüyordum ama maalesef girmedi. Her şey de çok çabuk gelişti. Esasında o maç ben çok fazla sürede almıyordum. İlginç. Tayyip için molasını izliyordum takım arkadaşlarımla. Takım sahaya çıkarken beni oyuna soktu. Yani ben de son anda girdim oyuna. Hiç beklemiyordum. Maçta da o son belki yani tam izlemem lazım tekrar ama oyunda da değildim. Bayağıdır oyunda değildim. Ve tamamen ben timeout'u izlerken timeout'un sonunda oyuna gireceğimi anladım ve köşeye gittim. Top bana geldi. Basketbol böyle ilginç bir spor. Girseydi ne güzel olacaktı. Allah'tan ölüm kalım maçı değildi. Tabii ki birincilikte belki başka bir yoldan gidecekti ikincilikte ama takımda hiç ya bu maçı niye kaybettik gibi bir atmosfer oluşmadı. Allah'tan diyorum.
Yine önümüzdeki maçlara hemen kaldığınız yerden özgüvenle devam etme fırsatımız olmuştu. Yunanistan maçını daha net hatırlıyorum. Slovenya maçında yani Slovenler tabii ki o zamanlar iyi bir kadroları vardı. Lakovic de hatırlıyorum iyi oynamıştı. O zamanlar verimli dönemlerinde. Her zaman iyi kadroları var şu anda olduğu gibi. O zaman daha da tecrübeli ana oyuncuları vardı. Şu anda tabii ki Doncic gibi ne başka bir talentleri var ama o zaman daha fazla sayıda tecrübeli oyuncuları vardı. Kesinlikle kazanabileceğimiz bir maçtı. Tabii ki son topta her zaman iyi de gidebiliyor, kötü de gidebiliyor. Tabii ki Hırvatistan'la gelseydik o yorumlarına katılıyorum. Onu kimse bilemez. Bazen takımlar iyi Yunanistan'a karşı olan motivasyonumuzla belki Hırvatistan'a karşı olan motivasyonumuz farklı da olabilirdi. Tabii ki Yunanistan maçları her zaman çok çetin geçiyor. Onu bilemeyiz. Fakat Yunanistan maçında da ben o maça da çok iyi çıktığımızı hatırlıyorum ve müthiş bir özgüvenle oynadık. Spalunisi durduramadığımızı iyi hatırlıyorum. Fakat birkaç yerde bir kopma noktasında bir iki şutumuz oldu ki girse yanılmıyorum bir Ersan'ın bir şutu var bir de Ömer Onan'ın bir tane maçı artık koparmak için olan bir şutu var. Riskli de kabul edilebilir hani atmasa da fast break onu ama girse maç bitecek gibi bir şutu olduğunu hatırlıyorum. O da iyi gitmişti içinden çıkmıştı o şutta. Belki o şut girse şu anda bambaşka şeylerden bahsedecektik. Basketbolun güzelliği de bu işte.